Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere eğer 100 beğeni gelirse CT tarafını anlattığım AWP videosunu T tarafını anlatarak devam edeceğim. Öncelikle 100 beğeni videoya geldi. CS videosuna 100 beğeni gelmesi benim için çok iyi bir şey. Çünkü kanalı takip edenlerin geneli BF videolar için, helikopter vesaire için takip ettiği için CSGO videolarına pek fazla rağbet olmuyordu. Ama BF4'de olanlar BF4'ü bırakmamız ve CSGO'ya tekrardan dönmem ve bu YouTube'a da devam edebilmem açısından CSGO videolarının da belli kişiler tarafından, yani nasıl diyeyim, en azından bir 1000 kişi tarafından izlenmesi beni mutlu eder. Çünkü hani bu işe devam edebilmem için illaki bir oyun oynamam lazım ve sevdiğim bir oyun olması lazım bunun da. Bunun için ben de CSGO'ya karar verdim, yani tekrardan CSGO oynuyorum. Zaten beni tanıyorsanız en baştan, her zaman dediğim gibi, benim ilk oyunum Counter-Strike'tı. Sıkıldığım için Battlefield'da başlamıştım. Onunla tanıştım. Battlefield'da tanıştım yani. Battlefield'da helikopterle tanıştım. Daha sonra sizlerle tanıştım. Hani bu işe başlamamda asıl neden Battlefield 4'tü benim için. Battlefield'tı diyelim. Her neyse, tekrardan teşekkür ederim Counter-Strike'a gösterdiğiniz ilgiden dolayı. Bugün sizlere de T tarafındaki AWP ile ilgili önemli noktaları göstereceğim. O zaman midden başlayalım. Şimdi T tarafındaki AWP'nin görevlerinden bahsedeyim kısaca. T tarafındaki AWP iki çeşit AWP olabilir teröristteyken. Çünkü takımın yapısına bağlı bir şey. Eğer Rush oynuyorsa takım, AWP'nin agresif bir AWP olması lazım. Ki benim de kendi oynadığım AWP türü agresif AWP'dir. Bir de defansif AWP olması lazım. Şimdi öncelikle size Mid'den başlayalım. Doğdunuz, mid'e geldiniz. Mid'i nasıl keseceksiniz? Şimdi adamlar, şu olayım, farklı açayım. Genelde en fazla yapılan taktik, daha doğrusu taktik demeyelim, duruş pozisyonunda iki tane B vardır. Daha sonra B'nin bir tanesi mid'e gelir. İki tane B geçecektir yani mutlaka buradan. Ama adam üstten geçebilir, ortadan geçebilir, alttan geçebilir. Daha sonra AWP çıkabilir. Bir tane adam atlar, arkasından AWP çıkar vesaire. Buna benzer taktikler olabilir. Ama sizin öncelikle midi keserken benim genelde tuttuğum nokta şurasıdır. Adam zıplarken eğer hızınıza güveniyorsanız buradan adamı hızlıca yakalayabilirsiniz. Veya alt taraftan geçecekse alta da tutabilirsiniz. Refleks atabilirsiniz vesaire. Ama genelde benim yaptığım şu noktayı tutup eğer adamı burada yakalayamazsam kapı tarafına refleks atmak. Veya direkt kapı tarafına tutup adam zıplarken, hani burada duruyorsa buraya sıkmak, alt tarafta duruyorsa alt tarafa sıkmak. Ama genelde ben buradan kesmenizi tavsiye ederim. Bir diğer kesiş şekli, genellikle ateş ettikten sonra adam geçti, buradan ateş ettiniz, daha sonra pozisyonunuzu değiştirmeniz lazım. Çünkü şu noktada gene durmaya devam ederseniz alt taraftan AWP çıkabilir, üst taraftan AWP çıkabilir. Onun yerine ateş ettikten sonra yer değiştirmeniz. Veya direkt buradan kestiniz. Bir tane adam geçti, ona sıktınız. AWP sana rapor verdi, adam köşede duruyor diye. Hemen orta tarafa gelip adamın bakacağı yönü şaşırtmak. Yani adama bir nevi şey, yani neden ona trick diyor yabancılar. Buna benzer bir yol uygulayabilirsiniz diyeyim ben size. Mid genelde böyle kesiliyor. Dikkat edin, eğer üst taraftan flash yediğiniz anda ortadan kaçın. Veya işte bu tarafa doğru kaçın. Çünkü flash yediğiniz zaman dürbünden bakıyorsunuz. Üstten atarsa adam flash'ı görmezsiniz. Dürbünden baktığınız zaman şuradaki gördüğünüz alan flash'ta patlıyor. Gözünüzün önünde o oluyor. Ama aslında adam burada alttan çıkmış oluyor. Adamı göremeyebilirsiniz yani. Başka bir yolu daha var mid kesmenin. Yakın spawn oldunuz veya burada falan da oldunuz. Direkt karanlık denilen bölgeye atlayın ve sadece yukarıdan geçen adamları kesin. Eğer adam yukarıdan geçerse veya şuradan AWP'ye kafasını çıkartırsa sizin burada olabileceğinizi düşünmez. Genelde teröristler üst tarafta durduğu için, bu 1.6'da daha çok kullanılan bir taktikti. Genelde teröristler üst tarafta durduğu için adam sizin alt tarafta olacağınızı düşünmeden hemen üst tarafa bakacaktır. Siz de buradan adamı yakalayabilirsiniz. Bu arada videonun başında söyleyecektim. Sesim için kusura bakmayın. Hastayım. Nezle oldum. Sesim de bozuldu bu yüzden. Karanlıktan adamı kesebilirsiniz dediğim gibi. Zıplayanları veya orta taraftan. Daha sonra A kapı spawnında doğdunuz. Yani şurada bir yerde oluyor orası. Burada doğdunuz.
Buradan direkt A kapıya doğru koşup isteyene bak, istemekle alakalı bir şey yani, istekle alakalı. Flash atıp daha sonra gelip şuradan uzunu kesebilirsiniz. Bir tane AWP gelebilir şuraya veya buradan koşan infantry olabilir. Hızlıca adamı yakalayabilirsiniz. Flash'ı, iki tane flash, bir tane flash, hiç flashsiz çıkabilirsiniz ki benim tavsiyem hiç flashsiz çıkmak. Çünkü adamlar koşarak geliyor. Önü dönük olsun veya arkası dönük olsun bu adamın. Burada flash'ı duyunca, ha adam geliyor, şuradan bir çıkmayayım diyen akıllar olabilir. Veya sizin orada beklerken şöyle bir tane flash koyup, olmadı. Şöyle bir tane flash koyup, gene olmadı. Sefer oldu. Şöyle bir flash koyup sizi kör edip de pikleyecek olan AWP'ler veya herhangi bir M4 oyuncusu olabilir. Uzundan doğdunuz. Flash atmak istiyorsunuz. Gene de flash'ınızı bir tane şöyle, bir tane de girdikten sonra şöyle şuradan atarak pik yapabilirsiniz. Adamı yakalayabilirsiniz. Uzundaki taktik böyle. Bir diğer taktik uzundaysa, uzuna hiç çıkmadınız, el başına çıkmadınız veya adamınız vesaire gitmedi. Yapacağınız hareket şu kapı dibine gelmek. Şuraya smoke atmak. Daha sonra smoke kenarından adama çıkmak. Çünkü smoke birazcık geride oldu sanırım bu smoke ama bakayım. Evet, buradan adam sizi görebilir. Yanlış atmışım smoke. Bu smoke değil. Şunu tekrardan atacağım. A few moments later. Smoke'u tekrardan atıyorum. Şu köşeye tutturmanız lazım dediğim gibi. Şuradan da atabilirsiniz şöyle. Şöyle şu köşeye bırakacaksınız. Aynen bu şekilde düştükten sonra şuradan şöyle çıkıp adamı yakalayabilirsiniz şu bölgeden. Bu zaten burada durursa fark edeceksinizdir adamı. Ama o sizi büyük ihtimalle fark etmez. Fark eden de olabilir yani. Ben garantisini vermiyorum gene de. Mid'den böyle, A tarafındayken böyle. Şimdi A'dan devam edelim. Buradan geçtiniz. Arabada bir tane adam olabilir. Şuradan bir tane flash koyacaksınız. Arabadaki adamı kör etmek için. Daha sonra smoke'unu kullanmayan arkadaşınız varsa şuraya bir tane smoke atabilir. Sizin çukura atlayabilmeniz için. Çünkü uzun da AWP kesen adamlar olabilir. Çıktıktan sonra önce variller, şuradaki varilleri bir kontrol edeceksiniz. Daha sonra şu köşe, şurası hatta plant olabilir. Alttan kesiyor olabilir adam. O yüzden sizin yapmanız gereken, arkadaşlarınız şurada beklerken, şu bölgede beklerken veya çukurda varsa siz buraya geçin. Zaten adamların ilk bakacağı yer burası olur. Kenardan AWP çıkıp planti, alt tarafı, daha sonra sağdan kaçacak olan adam varsa onu kesebilirsiniz. A'ya girdikten sonra zaten buralar full smoke'lu diyelim. Şöyle her yer smoke'lu burada. A plante geldiniz. C4 sizde değil. Adamınız C4'ü kuracak. Arkasından tabii ki de mere bakıp koruyacaksınız. Veya zige, şorta, kısaya vesaire. Daha sonra bomba kurulduktan sonra zaten gene CT tarafındaki AWP taktiklerini uygulayabilirsiniz. Şöyle şuradan bakma. Şu an smoke'tan dolayı bir şey gözükmüyor ama. Şöyle şuradan mer tarafını kesme. Veya buradan en kötüsü yani, çünkü açınız adamların geçeceği yerler çok fazla. Yakında bile olabilir şu köşede. Burayı kullanabilirsiniz. Uzun tarafı böyle. A tarafı böyle. Daha sonra midden kaldığımız yerden devam edelim. Yani T-base mid değil, orta midden. Geldiniz. CT tarafındaki bahsettiğim şu zıplayanlar. AWP şurada duruyor. Siz buradan böyle zıplıyorsunuz. Veya buradan böyle işte arkadaşlarınız zıplıyor arka taraftan vesaire. Öncelikle AWP için, teröristteki AWP için yem kullanmanız lazım. Yani sizin adamınız buradan çıkarken siz duvar dibinde bekleyeceksiniz. Arkanızdan bir tane adam çıkacak. Aynı anda çıkacaksınız. Da, arka arkaya değil ama. Adam buradan geçecek. O geçerken siz buradan çıkacaksınız. AWP ona eğim alırken siz de AWP'yi artık şurada bir yerde yakalayacaksınız. Daha sonra mid kontrolünü aldıktan sonra buraya yerleşebilirsiniz. Ortadan geçen adamları yakalayabilmek için. Ondan sonra buradan böyle daha da ilerleyebilirsiniz yani. Şurada duran AWP olabilir, burada duran AWP olabilir. Adam şu kadar ince yerden de kesiyor olabilir, haberiniz olsun. Daha sonra merden girdiniz. Merde şöyle şurada smoke var. Burada smoke var. Smoke, kesinlikle smoke geçmesini bekleyin. Daha sonra
içeriye girin. Smoke varken orada buraları kesin. Mid tarafını, alt tünelden gelebilecek olan adamları. Ama alt tünele sizin çok bakmanıza gerek yok. Çünkü illaki adamlarınız olacaktır. Yani şurada, 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 şurada. İlla bir yerde adamlarınız olacaktır. Sizin genelde benim kesmek taraftarı olduğum alan middle'dır. Yani şu köşeden çıkabilecek olan adam, yukarıdan aşağı inecek olabilecek adam, en alttan çıkabilecek olan adam vesaire. Mid'den buradaki smoke geçti. Şurada bekleyen adamınız varsa flash isteyin. Flash'ını attıktan sonra, flash patladıktan sonra yani, siz gelin önce şuraya. Daha sonra bahsettiğimiz gibi şöyle bir shoulder fake denilen bir olay var. Shoulder fake yapın ve şurada adam duruyor mu? Şu duvarın yanında adam duruyor mu diye bir ona bakın. Adam ateş ettikten sonra siz çıkın onu pikleyin buradan. Ondan sonra geldiniz buraya kadar geldiniz. Bakacağınız yerler daha doğrusu zaten hemen burada başlıyor. Şurası, şurası, şu köşede adam olabilir, bu köşede adam olabilir, burada adam olabilir. Ya 3, daha şuradan çıkarken 1, 2, 3, 4 tane yere bakmanız lazım. Bir de burasını say 5. 5 tane yöne bakmanız lazım daha merdiven çıkarken. Baktınız buralara baktınız daha sonra adam şurada olabilir. Şu duvarın köşesine geçmiş olabilir çılgınca. Şurada olabilir dediğim gibi. Şurada olabilir. Şurada. Şurada. Yani burası. Burası. Şurası. Şurası. Tekrardan dürbünle de göstereyim. Gene 1, 2, 3, 4. Hatta daha da döndünüz. Adam size buradan zıplayabilir. Şurada olabilir. Şuradan bakabilir. Şu rampa tarafından. Plant'te varilin arkasında olabilir. Rampada yani. O benim gösterdiğim küçük alandan bakabilir. Buradan adama çift zoom açmanız lazım. Veya tek zoomla direkt prefire daha doğrusu ezber atışı yapabilirsiniz yani. Geldiniz geldiniz adamlar gözükmedi. Adam şuraya kadar girdiniz. Şuraya smoke diyelim. Hatta plant'te şurada da smoke var. Buraya kadar girdiniz. Adam arabada pusuyor olabilir. Şurada. Veya alt tarafta. Geldiniz geldiniz. Plant'e girdiniz. Kurdunuz. Çukurda olabilir adam. Çukurun yanında olabilir. Sol tarafta. A kapı tarafında. Burada. Sizin her zaman yapmanız gereken şey adamlar C4'ü adamlarınız C4'ü kurarken onları korumak. İlla ki ama hani sizin uzuna bakmanıza gerek yok. Mere de bakabilirsiniz. Çünkü uzuna bakan başka bir adamınız vardır. Veya double AWP yapmışsınızdır. Mid'den A tarafına, mer tarafından giriş böyle. Şimdi B tarafından bahsedelim biraz. Ortadan adama baktınız. Geçen var mı? Ateş ettiniz. Alt tarafa baktınız. Geçen var mı? Yok mu? Alt tünele de kimse girmedi. B'ye girerken yapmanız gereken öncelikle B'de adamlar en arka tarafta sizin ilk tünelde karşılaşacağınız yerlerden birisi burasıdır. Şu kutunun arkasındaki yer. Şu köşeden çıkacaksınız. Buradan çıkacaksınız. Adam en arkada olabilir. Yapmanız gereken şey şuraya gelip bir tane smoke atmak. Daha sonra burası zaten komple smokelanıyor. Burayı görmüyorsunuz. Sizin adamlarınız içeriye girdi. En arkada adam var. Bir kişi de aynen şöyle yapar. Şuraya gelir. Şu karşı tarafa smoke atar. Komple burayı smokeladınız. Yani adamın buradan görme şansı yok. Bu adam mecburen yer değiştirir. Buradan kesmeyi deneyebilir. İlk attığınız smoke'un vakti çünkü daha erken biteceği için adam buradan kesmeyi deneyebilir. Şuradan yakalayabilir. Veya buradan gelenlerden vesaire yakalayabilir. Çünkü onun da yanında backup oyuncusu vardır illaki. Burada bir tane oyuncu olabilir. Arabada bir tane oyuncu olabilir. Burada. Plant'te olabilir. Yani çok fazla bakılacak yer var. Zaten T tarafında öncelikle adam Valak kullanmıyorsa sizin direkt olduğunuz yere bakmıyorsa Valhack diye bir şey suçlamanıza gerek yok adama. Hani siz burada duruyorsanız bu adam B'ye girerken adamın görevi odur. B'ye girerken önce buraya bakar. Buraya buraya bakar direkt buraya döner. Sen burada durduğun zaman abi adam niye direkt bana baktı ya deme gibi bir şansın yok. Çünkü adamın zaten her köşeyi kontrol etmesi lazım B'ye girerken. Başka birisinin görevi buradan ilerleyip işte buraları kontrol etmektir. O adamın görevi de buradan ilerleyip şuraya baktıktan sonra direkt buraya bakmaktır. Öbürünün görevi duvar dibinden buraya bakmaktır. Şu kutunun üstüne bakmaktır. O yüzden CT'lerin çok fazla pusarken yerlerini değiştirmesi lazım. Her neyse biz kendi AWP konumuza dönelim. Buradan smoke attınız. Kapı tarafını şu tarafı görmüyorsunuz. Veya böyle bir şey oldu.
Adamlarınız girerken sizin ilk bakacağınız yer burası olacak. Çünkü en arka tarafta AWP oyuncusu olabilir. Daha sonra geldiniz zıplayıp deliği kontrol edebilirsiniz. Deliği smoke'unuzla kapatabilirsiniz. Veya kapı tarafını smoke'la kapatabilirsiniz. CT tarafından kesen AWP'ler olabileceği için. Plante kadar geldiniz, yerleştiniz. Siz bu sefer en arka kutuya geçtiniz. Adamınız C4'ü kurdu. Oyunda 3 tane oyuncunuz var. Birisi tünelde, birisi araba tarafında duruyor. Sizin yapacağınız şey şu aradan kapı tarafından girenleri spotlayabilmek. Yani bir tane kapı var diyebilmek. Deliğe, kesinlikle şuradan deliğe bakmayın. Çünkü adamlar zaten B'ye girerken flashlarıyla giriyor. Ben kör oldum lan. Adam B'ye girerken flashlarını atıyor vesaire, buraya kadar geliyor. Hatta oraya yanıcı atıyor diyelim. Sizin burada gizli oynamanız lazım. Tünelde zaten adamınız var. Tünelde adamınız yoksa apaçık zaten sizin tünel kesmeniz lazım. Çünkü elinizde AWP var. Adamlar kapı tarafından şuradan adamı spotladınız. Hatta adam geçerken çat diye koydunuz bir tane damage yedi. Hatta öldü diyelim. Delikte adam olsa bile sizin şuradan çıkıp bakmanız çok riskli bir durum. Sizin burada yapmanız gereken şey bu adam delik var dediğinde o adamın en azından adamın yani en azından ne oldu lan? Adamı şurada yakalayabilmeniz. Şu kutu üstünde veya burada. Bu adamı burada yakalarsanız sizin orada olduğunuzu görüp zaten yön değiştirir veya üstünüze el bombası vesaire bir şeyler atabilir. Adamı şurada yakalayabilirseniz ne ala? Gelip zaten direkt bir tane sıkarsınız öldü adam. Adamlar plante girdikten sonra zaten yapacağınız illaki gene çıkıp piklemek olacak. Daha sonra B tünelden bu en arka tarafı gösterdim. B tünelden girerken en arka tarafta adam yok. Şu kutuya bakacaksınız önce. Daha sonra bu üst tarafa, şu kutunun arkasına, plantin şu arasına, plantin en arkasına. Dediğim gibi T tarafındayken AWP'de kesinlikle şöyle bir çıkış yoktur. Mesela adamın delikte olduğunu biliyorsunuz. Delikte bir tane AWP var. Adam oturmuş buradan böyle lay lay lom kesiyor. Sizin kesinlikle ve kesinlikle şöyle bir çıkış yoktur bakın. Şöyle bir çıkış yoktur. Yani yürüyorsun adama resmen burada diyorsun ki zoom açmış burada aim koymuş adam. Resmen diyorsun ki yavaş yavaş çıkarak abi gel beni vur. Öyle bir çıkış olmayacağı için sizin illaki bir numara yapmanız lazım. Hani çarptır smoke at. Sen smoke'u kullanmadıysan çarptır smoke at. Adamı spotla. Daha sonra buraya atla buradan böyle. Buraya atla. Buradan böyle adamı yakala. Veya hiç mi hiç önce çıkarken bir tane flash at adamın aim'i bozulsun daha sonra çık. Yani T tarafında yavaş AWP çıkmak gibi bir lüksünüzün olmaması lazım. B tünele B'ye girmediniz. Geldiniz gene bir tane geldiniz fake attınız mesela. İşte flash'ı attınız daha sonra alt tünele döndünüz. Alt tünele döndüğünüzde şu tarafta adam olabilir. Ama siz gene yavaş yavaş çıkmayıp şuraya gelince bir tane şuraya sıkacaksınız ki orada adam olsa bile en azından bir damage yesin veya adam kesiyor çıkmayayım diyebilsin. Alt tünele geldiniz baktınız burada adam yok. Direkt geldiniz şuraya sıktınız. Orada da adamın olmadığını artık biliyorsunuz. Kutunun arkasında da adam var mı yok mu diye zaten illaki yanınızda birileri olur. Onlar baktı. Siz burada durup şortu keseceksiniz. Şorttan açılan adam varsa onu keseceksiniz. Daha sonra mid tarafından zaten bahsetmiştim. Mer tarafından girişi ama bir tane daha ya iki tane daha spot noktası. Yani birisi çok fazla yine benim önermediğim özellikle AWP ile burada durup AWP'nin gelmesini beklemek. Çünkü alt taraftan adam açılabilir. Mer tarafına bakan yoksa o kişi bakan yoksa veya az kişiyseniz yani şuradan gelip de şöyle kesmek çok riskli bir durum. Adam alt taraftan da çıkıp yanınıza kadar gelir haberiniz olmaz. Veya merden açılıp direkt kafanıza çökebilir adam. Onun için şortu keserken kullanmanızı tavsiye ettiğim yer burasıdır. Adam short'tan gelirken direkt yakalayın. Short'tan çıktığı anda yakalayın. Veya buradan middle'ı kesin ama gene short'a dikkat etmeniz lazım. Vesaire. Agresif AWP olayı benim en sevdiğim olaydır. Yani genelde çoğu takımdaki oyuncular gelir gelir böyle mer tarafından yaklaşır işte ne bileyim flash atar bakar adam yok mu arkasını döner vesaire dalar dalar. Ama çoğu takım oyuncusu, çoğu keleşli oyuncu şuraya geldi mi, şu noktaya geldi mi sıkışır kalır adam. Yani AWP'nin olduğunu bildiği zaman özellikle adam buradan dışarıya adamını atamaz. Şuraya kadar gelir en fazla şuradan zıplayan adama bakar.
Agresif AWP dediğim olaysa işte tam burada başlıyor benim için. Şuradan bir tane flash'ı atarım. Daha sonra bir tane de smoke shadow koyarım. Bir tane daha flash'ı atarım. Arkam dönük girerim. Ondan sonra keserim. O keleşli adam da hala daha burada bekler. Hala daha burada bekler çünkü adamın girmeye cesareti yoktur. Sen girersin tek tek kontrol edersin. Smoke'un altından şöyle şuraları kontrol edersin. İşte sıkarsın vesaire. Ama bunu tabii ki de zamanla alışmanız lazım bu tür oynamaya. Ve çünkü çok hem çok riskli bir olay hem hızlı davranmanız gereken bir olay. Vesaire. Daha sonra midden çıktınız. Alt tünelden geldiniz. Bunu gösterecektim demin. Alt tünelden geldiniz. Baktınız kimse yok. CT'ye smokeladınız. Gene dediğim gibi yavaş yavaş çıkma diye kesinlikle bir şey yok. Adam delikte olduğunu biliyorsunuz veya alt tarafta şu köşede vesaire. Şurada pusuyor diyelim adam. Adamın orada olduğunu biliyorsunuz. Kesinlikle yavaş çıkmak diye bir şey yok. Zoom açık çıkabilirsiniz ama yavaş yani zoomunuz açık bile olsa adamın sizi vurabilme şansı vermemeniz lazım adama. Geldiniz şöyle bir tane flash attınız arkanıza dönün. Daha sonra çıkıp kesin. Hani bir kere şurada duran bir adam böyle bakıyorsa bile ona şöyle bir hareket yaptırabilin yani. Adamın bir dikkatini bozun. Bunun gibi şeyler yani nasıl diyeyim örnekler bunlar. Bakılacak yerler vesaire bunlar. Eğer bu videoyu da 100 beğeni mi diyeyim yine? Bu videoya da 100 beğeni gelirse ve sizden istediğim alt tarafa yorumlarınızı yazın harita olarak. En fazla söylenen haritayı veya en çok beğenilen haritayı gene AWP rehberi yapabilirim. Eğer istiyorsanız tabii ki. Evet bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bol bol AWP Deathmatch kasın eğer AWP kullanmak istiyorsanız ve bu söylediğim taktikleri de uygulayın. Göreceksiniz sizin oynayışınızı etkileyecek. Görüşmek üzere.